İyi akşamlar. Bir yaşam ve sağlık programında daha birlikteyiz. Çok çok değerli bir konuğumuz var. Nöroşirurji uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaya Kılıç Beyefendi. Daha önce de misafirimiz olmuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür Pınar ederim. Hanım'la birlikteyiz. Hocam sizi iyi tanıyorlar ama tekrar tanıtalım bilmeyenlere. Hocamız 1956 doğumlu. Saint Joseph Fransız Lisesi'ni 1975'te birincilikle bitiriyor. Birincilikler başlıyor ondan sonra. TÜBİTAK Marmara Bölgesi fizik birincisi, TÜBİTAK Marmara Bölgesi fizik birincisi, TÜBİTAK Marmara Bölgesi kimya birincisi, Fransız Yüksek Öğretim Devlet Bursu'nu kazanıyor. ÖSYM'de ilk 50 içinde hayatınız hep Evet. şampiyonluklarla geçmiş maşallah. Tabii sonra da çok başarılı bir meslek hayatınız var. Yurt dışında da bulunuyorsunuz. Fransa'da nöroanatomi doktorası alıyorsunuz. Otonöro-oftalmolojik radyoloji doktorası. Yani göz hastalıkları bilmeyenler için nöroşirurjinin. Zürih'te Profesör Gazi Yaşargen'in yanında çalışıyorsunuz 2 ay. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde nöroşirurji eşdeğerlik sınavını geçiyorsunuz. 89'da da Brüksel'de Profesör Jacques Broci'nin servisinde bulunuyorsunuz. 1990'da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroşirurji uzmanı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. 93'te de baş asistan, 2009'da klinik şef yardımcısı. Uzun bir CV'niz var Evet. maşallah, başarılarla dolu hocam. Denk geldi. Ben de karşıma çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştım. Böyle bir sonuç çıktı. Evet. Hocam sizi ikinci defa ağırlamaktan çok memnunuz. Çünkü ilk geldiğinizde programımıza konuk olarak çok fazla izleyenlerden sizinle ilgili telefonları aldık, mesajlar geldi. O yüzden sizinle böyle bir ikinci program yapmaktan gerçekten çok memnunuz. Teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz Ben için. hem size hem bana ilgi gösteren izleyicilere teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince bildiğim konuları onlara sizlerle paylaşmak çabasındayım. Bilginin bizde kalmaması gerekiyor. Bu bilgi ne kadar paylaşılırsa, ne kadar yayılırsa o kadar faydalı olur. Çabamız bu. Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah. Geçen sefer omurga hastalıklarından bahsettik. Kısmen beyin tümörlerinden bahsettik. Başka konulardan da bahsettik. İsterseniz bugün hipofiz rahatsızlıklarıyla başlayalım. Hipofiz önemli bir merkez. Vücuttaki hormonal fonksiyonların yöneticisi konumunda. Onun rahatsızlıklarında ne tip belirtiler oluşuyor? Tedavisinde hangi metotlar var? Onları konuşalım isterseniz. Tabii hipofiz çok heyecan verici bir organ ve hastalıkları da çok ilginç. Biraz izleyicileri heyecanlandırmak amacıyla şöyle değişik bir tablo çizeyim. Mahallemizde hepimizin tanıdığı Ahmet amca olsun, Cemal amca olsun, günlerden bir gün duyuyoruz ki göğüsleri büyümeye başlamış ve hatta göğsünden süt gelmeye başlamış. Bu çok olağanüstü bir durum. Bunun sorumlusu hipofiz bezi. Hipofiz bezi aslında bir fasulye tanesi kadar küçük bir organ ve iki gözümüzün arkasında, tam ortada, beynin ortasına denk gelen bir yerde bir hormon salgılayan, sizin de çok iyi değindiğiniz şekilde vücuttaki diğer hormon salgılayan bezlerin idarecisi konumunda bir organ. Gebelik hormonları salgılıyor. Bunlardan da en önemlisi bu süt salgısının sorumlusu olan lohusalık hormonu diyelim. Lohusalar, yani doğum yapmış kadınlar adet görmezler ve göğüslerinden süt gelir. Bu doğumdan sonra doğaldır, olağandır, beslenen bir durumdur. Hiç şaşırtıcı değildir. Ama bir erkekte bu durumun olması hoş değildir ve çok endişe vericidir. Aynı hormon erkekte de salgılanır. Çünkü uğurdur, tümördür, o hücreler çoğalmıştır. Ve erkekte de çok düşük dozda olan bu hormon birdenbire yüksek seviyelere gelir. Ve bu tedavi yapacak olan beyin cerrahlarıdır. Endokrinologlardır eğer ilaçla tedavi mümkünse. Kadınlarda ise aynı hormonun yüksek oranda salgılanması, kadın doğum yapmamışken, çocuk sahibi olmamışken birden onu
loğusa haline getirir. Yani adetten kesilir ve göğsünden süt gelir. Bu kısırlığa neden olur. Çocuk sahibi olmayı engelleyen bir durumdur. Sırf bu nedenle bile çok ciddi sorunlar, ciddi bir hastalıktır. Kaldı ki iki gözümüzün arkasında diye tarif etmeye çalıştım. Bu büyüdükçe görme sinirlerine, iki gözümüzden çıkan görme sinirlerine de aşağıdan yukarı doğru hemen altında bası yapar. O zaman bırakın göğüsten süt gelmeyi, adetten kesilmeyi, insanlar göremez bile olurlar. Başlangıçta buğulu görür, puslu görür, çift görmeye başlar ama görme sinirine olan bası ilerlerse o zaman önce bir göz sonra diğeri kaybedilir ve zamanında müdahale edilmezse bu körlükte kalıcı olabilir. Bitmedi, bu beynin içinde büyüyen bir tümör ve beyin sapı dediğimiz çok hayati organların, hayati fonksiyonları idare eden organ, beynin bir bölümünün hemen yanında olduğu için bu sefer uyuklama, koma, şuur kaybı ve nihayetinde hiçbir şey yapılmazsa ölüme kadar götürür. Tedavisi de bir o kadar ilginç. Eskiden dediğim bundan nereden baksa bir 40 yıl kadar önce ilk kez beyinden girerek ameliyat edilirken burundan girilerek, burunun bir deliğinden girerek bu tümörleri, beyin tümörlerini, beynin içindeki bir uru çıkartmak mümkün oldu. Ve şimdi artık çoğunlukla hipofiz tümörlerine önce burundan boşaltma şansını tanıyoruz. Çünkü biz beyin cerrahları için de çok büyük kolaylık, rahatlık, beyni açmak, kafatasını açmak sorunlar yaratabilir. Ancak bu demek değil ki hipofiz tümörleri hiçbir zaman yukarıdan, beyinden, klasik yoldan boşaltılmaz, boşaltılmamalıdır. Onun kararını tabii ki beyin cerrahı verecektir. Ama burundan boşaltma imkanı varsa biz de onu deniyoruz, tercih ediyoruz. Bazen tümörün tamamı bir seferde boşaltılamayabilir. İkinci kez 3-5 ay kadar sonra ikinci kez ameliyatla yine aynı burun deliğinden girerek yapılabilir. Hipofiz tümörleriyle ilgili gama radyasyon, gama knife, stereotaksik gama ışınlamaları mümkün. Eğer ufak bir parça kaldıysa geri kalanı o şekilde tedavi edebiliyoruz. Sonuçta size çizdiğim bu tablo çok ilginç klinik, çok ilginç şikayetleri neden olduğu için bu şekilde konuşmaya başlamayı düşündüm. Ameliyatı da bir burundan, burun deliğinden girerek çıkartmak değişik bir ameliyat gibi görünebilir izleyicilere. Hipofizin salgıladığı tümörler, hormonlardan bir tanesi de bambaşka bir şikayete neden oluyor. Kim olsun, Dilek Hanım olsun, günlerden bir gün Dilek Hanım'ın ayakkabısı ayağını sıkmaya başlıyor. 38 giyerken, 36 giyerken, 37, 39 giymeye başlıyor. Eldivenlerini artık kullanamıyor çünkü eldivenler küçük geliyor. Eğer şapka kullanma alışkanlığı varsa bu sefer şapkaları da kullanamıyor. Başının da büyüdüğünü, sonuçta eller, ayakların, başların büyüdüğü bir Dilek Hanım karşımızda. Çarpıntılar oluyor, halsizlikler oluyor. Çünkü bu sefer bu meşhur bizim konumuz, bugünkü konumuz olan hipofiz organımız bu sefer de büyüme hormonunu gereğinden fazla salgılamaya başladı. Büyüme hormonunu üreten bir ur haline geldi. Neyi büyütür? Kulaklar büyür, çene büyür, dil büyür, boy büyür. Bizim o bildiğimiz rahmetli Uzun Ömer'de bu akromegal dediğimiz hastalardan bir tanesiydi. Eller büyür, ayaklar büyür, eğer ve kalp büyür. Kalbin büyümesi yetersizliğe neden oluyor. Eğer tedavi edilmezse evet, bu hastalar kaybedilir, vefat eder, ölürler. Kalp yetmezliğinden ölürler.
şeker yükseliyor, şeker hastalığına tutulurlar. Bizim yaptığımız bir kere zamanında müdahale etmek. Bu hale gelmeden, kalp büyümeden, kollar bacaklar büyümeden müdahale edip o uru oradan yine burundan girerek yapabiliyoruz. O uru oradan çıkartmak. Ve bu konuda bizim en büyük yardımcımız yine endokrinologlar, yani hormon bilimiyle uğraşan meslektaşlarımız. Dahiliyenin bir alt üst ihtisası. Hep beraber hormon vererek, eksik hormonları tamamlayarak, bu büyüme hormonunun durduracak bazı ufak da olsa ufak da olsa bazı medikal tıbbi ilaç tedavileri var. Ancak esas cerrahi ve ışın tedavisi, radyoterapi. Buna karşılık ilk bahsettiğim prolaktinomalarda, yani o gebelik loğusalık hormonu salgılanan urlarda cerrahi artık ikinci plana düştü. Endokrinologlar yeni çıkan oksitrotiplerle, diğer başka hormonlarla tıbbi olarak ilaçla çok güzel tedavi ediyorlar. Bu tümörlerin ufaldığını görüyoruz, biliyoruz. Eğer bir şekilde ilaca direnç gösterirse o zaman biz her zaman olduğu gibi yardıma hazırız. Cerrahi ile bunu boşaltmaya hazırız. Demek ki hipofizin böyle boyu büyüten, elleri, kolları büyüten, kalbi büyüten, şeker hastalığına neden olan bir şekli de bir hastalığı da mevcut. Ve bir başka son Cushing'den de bahsedeyim. Yine hipofizin böbrek üstü bezini etkileyen hormonlar salgılar. Böbrek üstü bezi kortizon salgılar. Kortizon bütün halkımızın bildiği, aman bana doktor kortizon verdi, kemik erimesine uğrayabilirim, şeker çıkabilir, tansiyon çıkabilir, ben kortizonu sevmiyorum dediği o hormon aslında bizim vücudumuzda mevcut. Her gün salgılanıyor. Ve iyi ki kortizon salgılanıyor, çünkü kortizon stres hormonu. Bizi strese hazırlıyor. Tehlike geldiğinde, düşman geldiğinde, bir tehlikeye maruz kaldığımızda o kortizon salgılanan hormon sayesinde şekerimiz artıyor, göz bebekleri artıyor, sürrenal bezinin, böbrek üstü bezinin özellikleri bunlar. Kalp çarpmaya başlıyor vesaire. Bu hormon vasıtasıyla oluyor bunlar. Ama her şeyin kararı. Eğer hipofiz bezinde bir ur var ve bu kortizonu gereğinden fazla salgılıyorsa, işte o zaman sanki uzun süre çok fazla kortizon almış gibi oluruz. Kemik erimeleri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon çıkabilir. Bunda da tek tedavi cerrahi, hormon tedavisi maalesef yok. Işın tedavisi kısmen yararlı. Ancak cerrah, o zaman iş tamamen bize, beyin cerrahlarına düşüyor. Gidip o tümörü, o adenomu oradan çıkartmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de o bezelye kadar olan organın içinden ufacık adenomu bulup geri kalan sağlam dokuyu da bırakmamız gerekiyor ki hipofiz bezi salgılamakta olduğu normal hormonları salgılamaya devam edebilsin. Bunlar çok zevkli şeyler. Bir beyin cerrahı olarak bu ameliyatları yapıyor olmak, bu ameliyatları hatta benden çok daha başarıyla yapan dünyaca ünlü meslektaşlarımın olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Artık endoskopik yoldan da mikroskobu bırakıp sadece endoskoplarla ucunda mercek olan ve bir aydınlatma sistemi olan ince minik borular vasıtasıyla da bu ameliyatlar yapılabiliyor. Hipofizle ilgili kabaca, kısaca zannediyorum söyleyebileceklerim bunlar. Teşhis olarak da MR dışında başka bir yöntem var mı? Bizim MR, değindiğiniz gibi, çok etkili, çok faydalı bir teşhis aracı. Ancak biz hekimler önce bir hastamızı dinleriz. Evet. Şikayetler bizi yönlendirir. Örneğin biraz önce bahsettiğim o el, kol, bacak, evet, büyümeleri bizi yönlendirir. O bir yere götürür. Ondan sonra hormonlara bakarız. Kan tahlilleri yapılır. Esas tanıyı koymak bizim
O adenomu bize gösteren de sizin dediğiniz MR'dır. MR'da MR olmadan artık günümüzde hipofiz ameliyatlarının yapılabileceğini düşünmüyorum. Evet, siz nöro-oftalmolojide yine uzmanlık alanınız. Biraz önce de bahsettiniz, hipofiz tümörleri de büyüdüğünde gözün çaprazlaşan sinirine alttan bası yaparak hem görme alanında sorun hem de görme keskinliğinde sorun meydana getiriyor. Yani ilginç olarak dış kısmı mesela göremiyor hasta. Göz hareketlerinde bozulma olabiliyor. Görme keskinliği de bozulabiliyor. Başka neler olabilir? Yani bu nöro-oftalmoloji sahasına girecek hangi tip tümörler nasıl görme bozuklukları meydana getiriyor? Bir kere gözün kendi tümörleri var. Görme sinirinin tümörleri var. Göz küremizin tümörleri var. Ve görme yollarına bası yapan tümörler var. Kabaca böyle üç kısma ayırabiliriz. Görme sinirinin tümörleri çocuklarda daha sık oluyor. Optik gliyomlardan bahsediyorum. Kiyazmada oluyor. Bunların tabii ki cerrahisi var. Yavaş büyür, iyi huyludur. Her zaman ameliyat gerekmeyebilir. Ancak ortaya çıktığı zaman bir urdur nihayetinde. Çok yakından takip edilmesi gerekir. Bazen ilerleyen tümörlerde görme sinirinin kendi gliyomlarından bahsediyorum. Kiyazmaya sizin bahsettiğiniz o iki göz sinirinin çaprazlaştığı, buluştuğu noktaya varıp daha da ileriye gitmesin diye bir gözü, hasta gözü, hasta görme sinirini feda ettiğimiz durumlar bile olabilir. Çok nadirdir. Ancak cerrah böyle bir radikal karar bile almak zorunda kalabilir. Çünkü ilerlerse her iki göz de gidebilir. Bir gözün kaybedilmesi günlük yaşam kalitemize tabii ki çok kötü tesir eder. Ancak iki gözün kaybedilmesi bizi bambaşka bir insan haline getiriyor. O nedenle böyle bir radikal karar alınmadan önce aileyle tabii ki danışılır, haber verilir. Bu görme sinirle ilgili söyleyeceklerim. Görme göz küresinin içinde birçok tümör olabilir. Görme sinirinin bir kılıfı var. Menenjler dediğimiz. Ondan kaynaklanan iyi huylu tümörler büyür ve körlüğe neden olabilir. Görme önce azalır. Eğer bu tümör ameliyatla alınırsa tekrar geri gelebilir. Zamanında geri gelebilir. Göz küresinin içinde o kadar değişik organlar var ki ve her organında o kadar fazla sayıda uru, tümörü olabilir ki sinirler var, damarlar var, yağ dokusu var, adele var. Bütün gözümüzü hareket ettiren adeller var. Bu adellerin tümörleri olabilir. Evet. Gözümüzün hareketini sağlayan, sağa sola bakmamızı sağlayan sinirler, onların şvannomları, tümörleri olabilir. Yağ adenomları olabilir. Bir başka yerden metastazlar olabilir. Bir başka yerden oraya gelen tümörler olabilir. Ufacık bir göz küresi içinde bu sayılamayacak kadar değişik tümörler olabilir. Bir bölümü hatta leomiosarkomlar, çok kötü kanserler bile olabilir. Bir de etraf dokulardan gözümüzün etrafında sinüs dediğimiz içi boş bölgeler var. Bu sinüslerin içini döşeyen zar tabakasından çok kötü kanserler ortaya çıkabiliyor. Adenokarsinomlar. Bunlar hemen yanındaki göze atlayabiliyor, sirayet edebiliyor. Beyin tümörleri göze gelebilir. Çünkü beyinle evet. Gözü ayıran incecik bir kemik tabakası. Çok yakın. Ve sinüzitler çok sıktır. Nezle olunur. Sinüzite çevirir. Sinüsün içinde sinüs boşluğunun, biraz önce bahsettiğim sinüs boşluğunun iltihapla, cerrahatla dolması. Bu hemen yanındaki ince kemik tabakayı delerse göze atlamış olur. Sonuçta biraz önce de bahsettiğim o ufacık göz küresi o kadar çok tümöre ve bası yapan, görme sinirini ezen hastalığa yakalanabilir ki
Bunlar maalesef bizim çok sık rastladı. Biz diyorum beyin cerrahları bunların ameliyatlarını yapıyorlar. Göz hekimleri göz küresinin içindeki hastalıklarla ilgilenirler. Bütün kataraklar, göz küresinin içindeki kanamalar göz hekimlerinin işidir. Ama bunun dışında orbita yani göz küresinin içinde bulunduğu kemik boşluğun tümörlerinden, urlarından bahsediyorum şu anda. Onlar da biz beyin cerrahlarının müdahale ettiğimiz tümörler. Bir karışıklığa mal vermemek için göz küresi bir kemik yuvarlak kürenin içinde. Ve bu kemikle göz küresi arasında da adeliler, damarlar, yağlar var ve o nedenle bir bölümü beyin cerrahları, bizim konumuz, bir bölümü de göz hekimlerinin konusu. Eğer göz sinirinin dışarıdan basan tümörlerine sıra gelecek olursa, bu bir kere beyin urları, beynin içinde büyüyen tümörler görme yollarına zarar verebiliyor. Bizim görme merkezimiz beynimizin arkasında, ensemizin hemen biraz üstünde, beynin en arka bölümü görme merkezi. Bildiğiniz gibi gözümüz de beynin önünde, kafa başımızın ön tarafında. O zaman görme siniri beynimizi bir baştan bir başa kat ediyor, önden arkaya kadar gidiyor ve eğer o oksipital lob dediğimiz beynin arkasındaki o merkez damarları tıkandığı için hücrelerin ölümüne maruz kalırsa yine körlük olur. Ve beynin bütün urları, o beyni baştan başa kat eden o tümörler, görme sinirleri nedeniyle görmeye zarar verebilirler. Nöro-oftalmolojinin beyin çekirdekleriyle de ilgisi var. Beyin çekirdekleri görme adelelerini çalıştırıyor. Şaşılıklar, çift görmeler, gözde bir şey yok, görme sinirinde bir şey yok. Günlerden bir gün, bir çocuklarda daha sık oluyor, çift görmeye başlıyor. Anne bakıyor ki çocuğu şaşı bakmaya başlamış. Bu beyin sapının tümörleri, gliyomlarında bizim karşılaştığımız bir durum. Göz hareketlerini idare eden adeleler beyin sapındaki sinirlerle yönlendirilirler. Evet. Konu o. Başka nöro-oftalmoloji ile ilgili size söyleyebileceğim damarlar var. Beslenmesi bozulur ise, damarlar yeterli tıkanırsa, damar sertliği, evet. Yine sigaraya geldik. Sigara içersek damarımız tıkanır, kör oluruz. Bu kadar basit. Ben bu mesajı çok kolaylıkla, anlaşılması da kolay, izleyicilere verebiliyorum. Bu da görmeyle ilgili sorunlar nedir? Şeker hastalığı. Küçük damarları tutan birçok insanın, milyonlarca insanın başındaki bir hastalık. Çaresi tabii ki var. Zannetmeyin ki her şeker hastası kör olacaktır. Şükür ki böyle değil. Ancak düzenli bakılmazsa, düzenli takipler yapılmazsa öyle bir tehlike mevcut. Maalesef mevcut. Bu mesaj da önemli. Şeker hastalığı bütün küçük damarlara zarar veriyor. Sadece görmeye değil, böbreklere, beyine, kalbe. O nedenle tabii ki takip edilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Nöro-oftalmoloji bu nedenle şeker hastalığıyla da, damar sertliğiyle de çok yakından ilgili. Nöro-oftalmoloji ile ilgili eğer anlatmak istediğiniz, ilave etmek istediğiniz başka bir şey yoksa ben kemik tümörleri ile ilgili sormak istiyorum. Bu yüzde kemik dokusunda oluşan fibroz displaziler. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıldır? Teşhisleri nasıldır? Ameliyat muhakkak gerekir mi? Bununla ilgili sormak istiyorum. Fibroz displazi kemiğin iyi huylu tümörü diyebileceğimiz bir hastalığı. Bir kere tümörü çünkü büyümesine neden oluyor. Kemikler genişliyor. O nedenle tümör. İyi huylu çünkü bir kere yavaş ilerliyor.
Ve eğer tamamen çıkartmak mümkünse de şifa mümkün. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Fibroz displazinin kafa kaidesini, kafa evet. tabanını tutan ve bir de konveksite dediğimiz başın üst bölümü, kafa tasının üst bölümünü ilgilendiren, daha iyi seyreden bir ikinci şekli var. Kafa kaidesi, kafa tabanının sıkıntısı şu. Beyinden çıkan sinirler, görme siniri de aslında fibroz displazinin ilgi alanındadır. Çünkü büyüdüğü zaman kemikler genişlediği, tümör halini aldığında bu görme sinirinin geçtiği kanalı da daraltır ve bası yapar. Yutkunma sinirini, yüz sinirini, yüz felcine neden olur, duyma sinirlerini, işitme sinirlerini, beyni terk eden kafa çiftleri dediğimiz bütün kafa çiftlerinin beyinden dışarı çıktığı, kafatasını delip çıktığı delikler var. Bu delikler tutulur ise evet. Biraz önce bahsettiğim çok değişik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Doğuştan mıdır? Hayır, hayır. Çocuklarda görülüyor ama konjenital doğuştan fibroz displazi ben rastlamadım evet. değildir. Şimdi üst bölümle ilgili bir sorun yok. Yani beynin kafatasının tepe kısmı diyelim, onun tamamını alabiliyoruz. Hepsini çıkartabiliyoruz. Yerine sentetik, suni, yapay kafatasları yapabiliyoruz, ilave edebiliyoruz. Ve hastalar sanki hiçbir şey olmamışçasına yaşıyorlar. Ve bunda da esas hedef bütün o hastalıklı kemiğin kısmın çıkartılması ki tekrar büyüme olmasın. Ama kafa tabanındaki kemikleri çıkartmak çok zor. O deliklerin arasında kemiği çıkartırken o aradan geçen sinirlere zarar evet. vermemek lazım. Tabii ki mikroskop altında yapıyoruz. Tabii ki bunlar saatler süren, milim milim yapılan ameliyatlar. Ama yine de ciddi riskleri var. Ve bir an geliyor, durmanız gerekiyor. Evet. Durduğunuz yerde de fibroz displazi tekrar büyüyebiliyor. Evet. Evet, o zaman bir başka konuya isterseniz. O da yine sizin uzmanlık alanınız. Pediatrik nöroşirurji, yani çocuk yaşlarının rahatsızlıklarına dönelim isterseniz. Özellikle doğumlarda görülen bir rahatsızlık var. Omurganın tam gelişmemesinden kaynaklanan, bazen dışarı doğru kese şeklinde oluyor, bazen de gizli olabiliyor. Spina bifida occulta diye bir isim var. Meningocel diye başka bir şekli, yani diğer şekli. İsterseniz onlardan bahsedelim. Bunlar nasıl önlenebilir? Tedavisi nasıl? Olduktan sonra da nasıl tedavi edilir? Çocuk sahibi olmak sorumluluk gerektiriyor. Çocuğun yetişmesi, beslenmesi, eğitimi, her şeyi anne babanın birebir sorumluluğunda, toplumun sorumluluğunda ve eğer hasta oldular ise biz hekimlerin sorumluluğunda. Spina bifida doğuştan olan bir rahatsızlık. Hatta doğuştan önce, doğumdan önce olan bir rahatsızlık. Böyle bir çocuğun sorumluluğu sadece anneyle, babayla, toplumla da sınırlı kalmıyor. Bütün bir aile o çocukla ilgilenmek zorunda. Ve hatta şunu da söyleyebilirim. Öyle bir çocuk bir ailede var ise tabii ki herkes onunla ilgilenecek. Bu durumda ailedeki hasta olmayan çocuklar biraz kendilerini ikinci plana atılmış olarak görebiliyorlar. Tabii ilerledikçe, yaş olgunlaştıkça bu çocuklar durumun niye öyle olduğunu anlıyorlar. Ancak çocuk yaştayken anne babanın bütün ilgisi spina bifidalı çocukta, doktora gidiliyor, randevular alınıyor ve bütün bir ömür boyu süren, bir ilgi gerektiren bir rahatsızlık. Peki nedir bu? Konu şu. Çocuk doğduğunda sırtında bir kabarıklık var, bir tümsek var. Onun içinde ya beyin omurilik sıvısı var, sadece su var, bu iyi, hafif şekli, ya da omurilik var. Yani omurilik içeride olması gereken,
Hatta o kadar içeride ki vücudumuzun, bırakın cildin altında, adelelerin altında, bir kemik muhafazanın içinde olması gereken omurilik, bakıyorsunuz dışarıda. Böyle olunca çok ağır, en ağır şekillerinde çocuğun tabii ki sırtının altındaki kısmı, yani bacakları hareket etmiyor, duymuyor. O sırtının altına gelen bir bölüm idrar kesesi, idrar tutamama gibi bir sorun var. Kalın bağırsaklar da o bölümün altında, beyinle bağırsakların ilişkisi de omurilik dışarıda ise kesildiğinden öyle bir büyük abdest tutamama gibi bir sorun da var. Bitmedi. Bu çocuklarda başta beyinde su toplanabiliyor. Hidrosefali %85 oranında, yani beyninde de su toplanıyor. O zaman sadece sırtındaki bu omuriliği ameliyat etmek yetmiyor. Üstünü ciltle kaplıyoruz, deriyle kapatıyoruz. Bir de beyninde birikmiş suyla cerrahi olarak ilgilenmemiz gerekiyor. Bu suyu boşaltıp beynin su tarafından ezilmemesini sağlamamız gerekiyor. Bu hastalık ortopedistleri ilgilendirir, beyin cerrahlarını ilgilendirir, çocuk cerrahlarını ilgilendirir, böbreklerle ilgili sorunlar vardır. Tabii ki psikiyatristleri ilgilendirir, kadın doğumcuları ilgilendirir. Yani birçok tıp branşı bu hastalıkla ilgilenmek zorunda, her birine bir iş düşüyor. Ve bu çocuklar çok ileri dönemlerde kaybedilebilir bile. Bütün bu ihtimama rağmen, çünkü şantlanır, şant tıkanabilir, menenjit olabilir. Evet. Böbrek yetmezliği, idrar tutamadıkları için idrar yolu enfeksiyonları, sık sık temiz tak denilen temiz aralıklı kateterizasyonla, idrar sondalarıyla biriken idrar alınmalıdır. Çünkü idrar kaldığı yerde eğer dışarı akmazsa mikropların üremesi için çok iyi bir ortamdır. İdrar kesesinde mikroplar ürediğinde yukarı böbreğe doğru giderler ve böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Ve vefatların, kaybedilen çocukların bir bölümü de böbrek yetersizliğinden oluyor. Hocam pardon, spinal bifidalı çocuklar zeka geriliği oluyor mu hidrosefaliden dolayı? Nadiren. Nadiren. Yani hepsi zeka geriliği olmuyor. Çok pırıl pırıl, zeki, çok akıllı, çok çalışkan, çok üretken, spina bifidalı çok insan var. Evet. Ve eğer tedavi edilmezse, hidrosefali ileri aşamadaysa, menenjit sekeli olarak bunlar olabilir. Spina bifidada zeka ile ilgili sorunlar görüldüğü olur. Ancak kural değildir ve çok değildir. Evet. Azdır. Peki sebep ne zaman başlıyor? Hastalığın başlangıcı nedir? Gebelikte dedik. Anne babaların ya da bu hastaların ciddi bir sınava tabi tutuldukları kesin. Bu sınavdan başarıyla geçmek gerekiyor. Gereği neyse tedavisini olup normal bir birey gibi, üretken bir birey gibi yaşamak mümkün. Ona asılmak gerekiyor. Ümitsizliğe kapılınacak bir durum değildir. Başlangıcı gebeliğin 24. ile 26. günü. Gebeliğin 26. günü demek, müstakbel anne gebe olup olmadığını bilmiyor. Bizim tüp şeklini alması gereken sinir sistemimiz bir tüp, bir boru gibidir. O yüzden nörel tüp defekleri de denir. Açık kalır bir yerinde, kapanmaz. Bu işte 24'te 26. günlerde oluyor. Ya üst kısmı açık kalır, o zaman beyinden dışarı çıkan bir kese ortaya çıkar. Ensefaloseller, ensefalosellerin işte sinsipiteller önde arkada olan şekilleri var. Ya da eğer o tübün alt bölümü kapanmazsa, bu sefer belde, biraz önce bahsettiğim kısımlar. Ve bu hastalık başladığında embriyo, cenin tüm boyu 3 milim.
başıyla ayaklarının ucu arasındaki mesafe 3 milimken bu hastalık başlıyor. Ve anne daha gebe olduğunu bile bilmiyor. Çare var. Eğer doğduysa biraz önce bahsettiğim bu gerekli ameliyatlar yapılacak. Ortopedi, rehabilitasyon görevini yapacak ve bu insanlar topluma kazandırılacak. Ancak eğer biz çocuk sahibi olmadan böyle bir hastalığın mevcut olduğunu biliyor isek, duyduysak, sizin yaptığınız bu son derece yararlı yayını izleyen şanslı izleyicilerden isek, o zaman yapmamız gereken gebe kalmadan 2 ay önce folik asit almaya başlamak. Hepsi bu. Bir hap yutuyorsunuz. Her gün bir tane anne 2 ay boyunca gebe kalmadan önce bir hap yutuyor, folik asit, ve bu hastalık %70 oranında yok oluyor. Görülmüyor, ortaya çıkmıyor. Ve bu öyle bir hastalık ki bir beyin cerrahının da böyle bir çocuğu olabilir. Bir milletvekilinin de, bir banka müdürünün de, herkes bu hastalığa yakalanabilir. Yeter ki 1000 doğumda 4 oranında görülüyor. 4 ile 5. 1000 doğumda 4 ile 5 oranında bu görülüyor. Yeter ki siz bu folik asit alma işlemine başlayasınız. O zaman gebe kalmayı planlarsanız, çocuk sahibi olmayı, anne baba olmak gibi bu çok ileri derecede sorumluluk gerektiren konuma, göreve talip iseniz, 2 ay hazırlık yapacaksınız. 2 ay bu haptan her gün bir tane anneyseniz siz alacaksınız, babaysanız eşiniz alacak. Ondan sonra çocuk yapma kararını vereceksiniz. O zaman %70 oranında bu azalıyor. Yani ne kadar hassas bir denge olduğunu gösteriyor şu anlattıklarınızdan çıkan sonuç. Bir tane bakın bir vitamin, bir küçük bir molekül. O kadar hassas bir denge var ki 25 bin tane gen var DNA'da, 3 milyar harf var. Orada en ufak bir bozukluk, genlerde açılıp kapanmada bir defekt. Çünkü hücreler farklılaşırken aynı DNA'dan belli genler açılıp kapanıyor. Farklı hücreler, farklı organlar oluşuyor. Bir tane vitamin almadığınızda eksikliğinde neler olabiliyor? Demek ki çok hassas bir denge var, değil mi? Allah tarafından kurulmuş olan. Evet. Yani mükemmel bir şekilde işliyor sistem maşallah. Olağanüstü bir denge. Evet. Yani bir tıp insanı olup bu olaylara, bu dengeye, bu mucizeye göz kapatmak, duyarsız olmak mümkün değil. O kadar içindeyiz ki, içine girdikçe ne kadar karışık olduğunu biliyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. Biz devamlı deneyler yapıyoruz. Devamlı tezler yayınlanıyor, araştırmalar yapılıyor. Tavuk embriyolarıyla deneyler yapılıyor. Ve bitmedi, bitecek gibi değil. Sonunda yok. Ve biz henüz bu spina bifida'yı ne önlemiş durumdayız. Sadece olanı anlamaya çalışıyoruz. Anlayacağız, ondan sonra müdahale edebileceğiz. Şu anda biraz uzağındayız gibi geliyor bana. Diğer bir rahatsızlık olan, yine pediatrik bir rahatsızlık olan serebral palsiden biraz bahsedebilir misiniz hocam? Nedir? Teşhisi nasıl olur? Tedavisi nasıl olur? Serebral palsi hastaları bizi izliyorlarsa, spina bifidalılar nasıl izledilerse, bunlar çok özel hastalıklar. Evet. Bütün bir aileyi ilgilendiren hastalıklar. Bileceklerdir ki, yaşıyorlar, biliyorlar ki biz beyin cerrahlarının çok sınırlı yardımımızın olduğu hastalıklar. Faydalarımız muhakkak ki var. Örneğin, kusura bakmayın, bir önceki konuya hemen dönüp tekrar bu yere geleceğim. Spina bifida'da ameliyat yapıyoruz. Peki çocuklar, yürüyemeyen en ağır formundaki çocuklar yürür hale geliyor mu? Gelmiyor. Bu açıdan bakılırsa beyin cerrahisi başarısız. Ama eğer biz ameliyat yapmazsak o çocuklar ölecekler. Evet. Ha, ölümü önlüyoruz. Ya da büyük oranda mortalite var tabii ki.
Örneğin çünkü enfeksiyonu önlüyoruz. Yani o yarayı kapatmak bile, ciltle, sağlam ciltle kapatmak bile menenjiti önler, daha büyük ciddi hastalıkları önler ve dolayısıyla çocuğun kaybedilmesini önler. Yani tabii ki bu çocukların tedavi edilmeleri, ameliyat edilmeleri gerekmektedir ve ameliyat tabii ki bir işe yarar bu açıdan. Ama bizim arzu ettiğimiz bütün fonksiyonların yerine gelmesi, idrarını tutabilir hale gelmesi, yürüyebilmesi, henüz o noktada değiliz. Serebral palsi de buna benzer bir hastalık. Serebral palside de doğum esnasında özellikle halk arasında kordon dolanması denilen, ancak o kordon da pek dolanmaz, beynin uzun süren travaylar, uzun süren kontraksiyonlar nedeniyle ya da anneden kaynaklanan bir hastalıklar, muhtelif nedenlerden çocuğun beynine giden bir damarın tıkanması. Bunun çok değişik nedenleri var. Kordon dolanması da bunların en basitidir. Evet. Halka, bizim ailelere kolaylıkla anlatabildiğimiz bir formüldür. Çünkü herkes bilir ki kordon içinde kan damarı vardır. Çocuğu besler ve bu damar eğer bir şekilde tıkanırsa beyin beslenemez. Bu sonuçta hastalığın altında yatan neden beynin bir bölümüne giden damarın tıkanmasıdır. Beyin beslenemeyince o bölüm çalışmıyor. Hangi bölümse çocuk ya kolunu ya bacağını ya her ikisini birden oynatamaz oluyor. Veyahut çok sert, spastik oluyor, kasılıyor, hareket ettiremiyor. Bu çocuklar zeka ile ilgili sorunlar olabilir. Anlarlar, duygusaldırlar, iletişime girerler, eğitilebilirler. Fakat konuşmaları geridir, yaşıtlarına göre daha geç konuşabilirler. Ses çıkartabilirler, meramlarını anlatabilirler. Yürümeleri, dik durmaları, oturmaları yaşıtlarından daha geç olabilir ama olabilir. Protezler gereklidir oturabilmeleri, dik durabilmeleri için. Bunların da değişik formları var, değişik şiddette olanları var. Ve biz beyin cerrahları spastisiteyi önlemede devreye giriyoruz. Evet. Çünkü kolunu bükemeyen, bacağını bükemeyen bir çocuğu bakımını yapmak, temizliğini yapmak, giydirmek zordur. Anneye, babaya çok zor gelir. Ve çocuk zaten o spazm nedeniyle, kasılmış bacakları nedeniyle yürüyemez de. Evet. Bunun biraz yumuşatılması gerekir. O noktada bu konuyla ilgili olarak beyin cerrahları bizler yaptığımız bazı müdahaleyle, ameliyatlarla, omurilik ameliyatlarıyla bunları sağlayabiliyoruz. Yürümeyi kolaylaştırabiliyoruz. Bu çocuklarda omurgalarda da eğrilik, skolyoz dediğimiz omurga eğrilikleri de olabilir. Onların da müdahalesine ortopedistlerle beraber beyin cerrahları yapar. Sonuçta spina bifida gibi serebral palsi de çocuklarda, bebeklerde doğuştan olan rahatsızlıklar ve beyin cerrahlarını birebir ilgilendiren evet. hastalıklar. Evet. Bilmiyorum, Pınar Hanım'ın başka sorunuz var mıydı acaba? Hidromiyeliden bir bahsetmiştiniz evet, galiba. Bir izleyicimiz evet. yanlış hatırlamıyorsam. O zaman ben soruyu okuyayım hocam. Tabii. Şöyle bir soru. Çekilen MR sonucunda servikal aksta düzleşme C6, C7 düzeyleri arasında hidromiyeli denmekte. Gittiğim doktor geceleri olan şiddetli kol, sol kol ve sol bacak uyuşmalarım ve hidromiyeliden dolayı bir beyin cerrahı ile görüşmemi önerdi. Kol ve bacağımdaki uyuşmalar azalarak ortadan kalktı. Hidromiyelinin doğuştan da var olabilen zararsız bir tabloda olabileceği söylendi. Hidromiyelinin varlığını önemsemeli miyim? Ve şikayetlerimle ilgili nasıl bir süreç izlemeliyim diye bir soru var hocam. Belli ki bu izleyicimizin hidromiyeliye müdahale edilmeden şikayetleri evet. geçtiğine göre şikayetlerin nedeni hidromiyeli değilmiş. Evet. Hidro su anlamına geliyor. Miyeli de omur ilik, medulla spinalis. Omur iliğin ortasında su birikmesi, suyun olması. Bu belki de bende bile var.
Ancak MR çekildiğinde boyunla ilgili bir şikayetlerim olursa belki ortaya çıkacak. Şikayete neden olmamış bir hidromiyeliye tabii ki müdahale edilmesi doğru değil. Edilmez. Eğer bu omuriliğin içindeki, omurilik dediğimiz çok ufak bir organ, çapı 2,5 santim ile 3 santim arasında çapı değişiyor. Öyle bir organ. Yer yer genişlediği kollarda ve belde bölümler var ama ortalama bu kadar. Bunun içine bir de içi su dolu bir keseyi siz yerleştirmeye çalışırsanız tabii ki o organ beyinle vücudun diğer bütün bölümler arasındaki ilişkiyi sağlayan bu organ ezilir. Eğer ona bağlı bulgular varsa ameliyattan başka çareniz yok. Evet. O su oradan boşaltılacak ama bu izleyicimizde olduğu gibi tesadüfen bulunmuş ise hiç onu unutup gitmek gerekli. Kaldı ki büyük, uzun yıllara dayanan bir hastalıktır. Doğuştan da olabilir. Bir travma sonrasında da, boyun travması bir geçirilen bir trafik kazasından sonra da olabilir. Sonuçta kural şu. Bir rahatsızlığın sebebi ise, nedeni ise tedavi edilmelidir, tedavisi vardır. Biz omuriliğin içindeki o sıvıyı boşaltıyoruz, içine bir minik tüp yerleştiriyoruz. Ameliyat böyle ama tesadüfen bulunduysa tabii ki hiçbir şey yapmak doğru değil. Hiçbir şey yapmamak gerekir, herhangi bir müdahale doğru değil. Yani düzenli bir takip önerir misiniz? Takiplerde kural şudur. Bir şeyi keşfettiğimiz zaman, o keşfettiğimiz şeyin, hastalığın, rahatsızlığın huyunu suyunu henüz bilmediğimiz için önce yakın takibi alırız. Bir ay, üç ay, altı ay gibi. Bunlar yakın takiptir. Evet. İlk MR'dan sonra onun büyümeye meylinin olmadığını görmek bizi rahatlatır. Gittikçe araları açarız. Düşünsenize her 10 yılda bir çekilen MR olabilir mi? Mümkün değil. Yani artık o kadar mesafeyi artırdıysanız bu takipte bırakılmalıdır. Başlangıçta bir 3 ay sonra bir MR olabilir. Sonra 1 yıl sonra olabilir. Evet. Ondan sonra da siz 3 ya da 5 yıl sonra bir kere daha ya çekersiniz ya da çekmeseniz de olur. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet. Programımızın sonuna geldik. Evet. Hakikaten çok bilgilendirici, çok güzel oldu, aydınlatıcı oldu. İnşallah sizi bir daha ağırlarız. Elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni bu şekilde ağırladığınız, kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şeref duyduk. Çok güzel oldu. Hipofiz hastalıklarından bahsettiniz. O şekilde başladık. Ondan sonra bunun nasıl görme bozukluklarına ve hormonal bozukluklara yol açabileceği. Sonra çocukluk yaşlarında görülen rahatsızlıklardan bahsettiniz. Çok çok iyi oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Bir hafta sonra yine bir Yaşam ve Sağlık programında daha birlikte olmak üzere herkese iyi geceler diliyoruz.